Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinassırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veled-dâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel-Kur'ânil-Hakîm. İnneke leminel-mürselîn. على صراط مستقيم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين نحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم الله تعالى وتقدس حضرتلرنا sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri tekrar tekrar bu mübarek mabetlerde, evlerinde cem ediyor, topluyor, bir araya getiriyor. Allah'ımız bedenlerimizi topladığı gibi kalplerimizi, ruhlarımızı da burada hazır eylesin. Dağınık alakalardan toplanmamızı, buraya, bu yola her şeyimizi feda etmemizi nasip eylesin. Amin. Evvelki sohbetlerimde de size bir vaadim, sözüm vardı ki İstanbul'daki derslerimizde sıralı Kur'an-ı Azimüşşan'dan hatim yapıyoruz. Sıralı ders takip ediyoruz. Burada da böyle bir sıralı ders takip etsek düşünmüştük, konuşmuştuk. Şimdi inşallah bu mübarek gecede Yasin-i Şerif'e başlayalım. Allah'ımız lütfederse tamamına erdirir inşallah. Hep beraber. Tabii bu iki hafta, üç sefer, beş seferde bitecek bir şey değil. İnşallah Allah-u Teala hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Amin. Allah-u Teala Hazretleri onların da yanına yaptıklarını kâr bırakacak değildir. Hepsinin cezasını dünyada da ahirette de verecektir. Ama biz istiyoruz ki ceza bulmadan, bela gelmeden dönseler, hidayete erseler, cennete cemalullah'a kavuşsalar, biz razı değiliz kimsenin cehenneme gitmesine, Allah'ın belasına çarpılmasına ya. Biz kimsenin bedduacısı değiliz. Biz yuvarlanmış adama bir tekme atacak değiliz ya. Biz bataklıktan adam kurtarmak için burada uğraşıyoruz ya. Mübarek insanlarsınız. Bu dini dert edin. Allah rızası için bu kadar Müslümanın derdiyle dertlenelim ya. Biraz keyfimiz kaçsın, biraz iştahımız kaçsın, biraz uykumuz kaçsın. Biraz eller açalım, biraz gözlerden yaşlar akıtalım, Allah'a yalvaralım. Bu Yahudi Hristiyanlara bu kadar benzemeyelim ya. Hiç benzemeyelim, bu kadarı bırak, zerre kadar benzemeyelim. Ateş yapışır bize, dünyada ahirette yakar bizim çıramızı. Ne buyuruyor? Kainatın Rabbi. Estaizu billah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ey benim inanmış kullarım! Zalimlere, kafirlere azıcık bile meyletmeyin. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, gözle görünmeyecek kadar bile onlara heves etmeyin, onlara benzemeyin, şekillerine girmeyin, izlerince gitmeyin, dediklerini yapmayın. Sonra ateş yapışır size. Sonra cehennem yakar etlerinizi, derilerinizi. Sonra ateş kaplar suratınızı, katran kaplar vücudunuzu. Sizin Allah'tan başka sahibiniz, dostunuz, yardımcınız, veliniz yoktur. Sonra o da yardım etmez size, hepten yardımsız kalırsınız. Kimsesiz kalırsınız, sahipsiz kalırsınız. İşte dünya üzerindeki Müslümanlar amel etmediler, sünnete ittiba etmediler. Gavurlar musallat oldu başlarına, Allah da yardım etmiyor onlara.
sünnete ittiba etseydin, Allah-u Teala senin kılına zeval verdirir miydi? Seni mağlup eder miydi, yendirir miydi? Kim müsaade ediyor sırp yavruna o milleti katletsin, kahretsin diye? Allah müsaade ediyor. Niye müsaade ediyorsun ya Rabbi? Siz niçin Müslümanız diyorsunuz da şeriat üzere, sünnet üzere yaşamıyorsunuz, belanızı arıyorsunuz? Al sana bir kamçı. اِنَّ الظَّالِمَ سَيْفُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ Zalim yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. يَنْتَقِمُ بِهِ مِنَ الظَّالِمِ الْاَخَرِ O zalimle öbür zalimden Allah intikam alır. Sen kendi nefsine zulmedersen, sen Allah'ın ayetlerine zulmedersen, sen Kur'an'a, sünnete zulmedersen, o Muhammed Mustafa'ya nankörlük edersen, onun sünnetine ittiba etmezsen, onun düşmanlarına meyledersen, elbette zalim olursun, hem en büyük zalim olursun. Allah da sana kâfirleri musallat eder, o zalimden, sen zalimden intikam alır. Ama hatta اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُ O baş zalimi yakaladı mı, onu daha bırakmaz. Yani gavurlarla Müslümanları terbiye ediyor ama o gavurları bir yakaladı mı hiç bırakacak değil onları. Ebedi cehenneme kaynatacak onları. Yine Müslümanlar tevbe ederlerse, dönerlerse affeder onları. Hemen yine işi düzeltir Allah-u Teala Hazretleri. Eskisinden iyi devlet, izzet, heybet, kuvvet, kudret, imkan verir Allah-u Teala Hazretleri. Yani bitmiş tükenmiş değiliz. Şimdi toparlansak, Allah'a dönsek Rabbimiz hemen döner bize, bütün imkanları sağlar bize. Gökler yerler Allah'ın, dünya ahiret Allah'ın, mülk Allah'ın, meşrik mağrib Allah'ın, doğular batılar hep Allah'ın. İstediği anda istediğini yapan Allah. Bir tane dönelim Allah'ımıza, dönsün bize. Bu kadar kolay var. Ama siz o filmlerden geçemezsiniz ki. Siz o sinemaları seyretmeden duramazsınız, o tiyatroları seyretmeden duramazsınız ki. He? Faiz yemeden duramam, içki içmeden duramam, kumar oynamadan duramam, zinaya alıştım duramam. O zaman da Allah sana İslam devleti vermez. Huzur yüzü göstermez, başını beladan kurtarmaz. Görüyorsun. Ya bu yolu yaşarız, şeriatle, sünnetle amel ederiz, ya da dünyada da ahirette de çekeriz. İkisinden birini seçin. Başka rahatlık aramayın, belanızı bulursunuz. Allah'ın dininden daha büyük rahatlık ve huzur verecek bir şey yoktur. Şu İslam'dan ayrılıp Yahudi Hristiyan modalarına uyarsanız iki cihanda belanızı bulursunuz. Ve dünyada acilen Allah onlarla sizi terbiye eder, onları size musallat eder. Çünkü onları sevdiniz, onlara yaltakçılık ettiniz. Yapmayalım. Ne üzerimiz, ne başımız, ne saçımız, ne suratımız, ne ailemizin, ne kızımızın, ne gelinimizin üstü başı, işi gücü, oturması kalkması, yemesi içmesi, alışverişlerimiz, yollarımız, yönlerimiz, hiçbir şeyimiz bunlara benzemesin. Her şeyimiz bunlara benzesin. Tersine ya. Ondan sonra da Allah-u Teala başımızı beladan kurtarır. İnşallah bundan sonra söz verelim Allah'ımıza. Bu yola çok çalışacağız. Bu yola çok adam getireceğiz. Bu yolu bütün millete tanıtacağız. Allah'ımızın dinine insanları davet edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bir seferberlik ilan edeceğiz. Ta ki Rabbimiz etrafımızda yanan ateşi bize de atlatmasın. Ta ki Rabbimiz bizi kuvvetlendirerek İslam alemine bayraklar ederek o mazlum Müslümanlara da bizi yardımcı eylesin. Amin. Amin. Yoksa değil milletin yardımına koşmak, kendi başımızı bile beladan kurtaramayacağız. Görüyorsunuz işte. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nun izzetini, heybetini, bütün dünya gavurunu titretmesini, 650 sene dünyada süt liman bir adaletin temin ve tesisini, bugün 50 senedir, 100 senedir şeriat ve sünnetle amel kattıktan sonraki rezilliğimizi de görüyorsunuz. 1,5 milyar İslam aleminin şu efendim katliamına da seyirci kalıyorsunuz. Elinizden de bir şey gelmiyor. Amerika müsaade etmeden çıkaramıyorsunuz, kıl kıpırdayamıyorsunuz, askeri müdahale yapamıyorsunuz, bir yardım gönderemiyorsunuz, bir ekmek gönderemiyorsunuz. Orada Müslüman kardeşiniz ölüyor, imdat istiyor, feryadına koşamıyorsunuz. Çünkü gavura mahkum olmuşsunuz. Bu rezilliğe razı mısınız? Bu rezilliğe razı mısınız? Yarın sizin başınıza bin beteri geldiği zaman siz kimden yardım isteyeceksiniz? O halde dönelim Allah'a. Bu geceden tezi yok, tövbe edelim ya, şu günahları bırakalım. Şeriatla, sünnetle yaşayacağız ya Rabbi sana söz. Bu yol için çalışacağız. Herkese bu yolu anlatacağız ve bu yola davet edeceğiz milleti. Gün be gün bu cemaati artıracağız. Ehli sünnet vel cemaat arttıkça senin kuvvetin, yardımın gelecek bize ya Rabbi diyelim. Allah'ımız sözünde duruyor. Biz sözü bozuyoruz. Siz bana yardım edin. Ben size yardım edeyim. Allah-u Teala dinine yardım edenlere yardım etti.
Hiçbir zaman onları yardımsız bırakmadı. Ama onun dinine yardım etmeyenlere de cezalarını verdi. Ne diyelim arkadaşlar? Allah'ımızdan hepimize şuur vermesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbi. İslam şuuru. Büyük fedakarlık bize nasip eylesin Allah'ım. Dünya için çalıştığımızın 40 katı bu ahirete çalıştırsın bize Allah'ım. Sabahlara kadar uyku uyumuyor adam, para iç. Bekçilik yapıyor. Nöbet bekliyor kapılarda. Kar yok, kış yok, yağmur yok, çamur yok. Sabahlara kadar. Niçin? Maaş alacak. 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona, 5 milyona sabaha kadar uyumuyor bir adam. Aylarca, senelerce, değil mi? Şu Allah'ın yolu için kaç dakika uykusuz kaldık? He? Hangi keyfimizi bozduk? Hangi istirahatımızı kaçırdık? Hiç. Böyle beleş cennet verirler mi adam? Her gün 8 saat dünyaya çalışıyorsunuz. 24 saat de dünyaya kafanızı takıyorsunuz. 8 saat elinizle ayağınızla işe gidiyorsunuz. 24 saatte kafanıza takıyorsunuz. Yarın ne yapacağım diye onu düşünüyorsunuz. Borçlarınızı düşünüyorsunuz. Alacaklarınızı tahsil edebilecek misiniz derdine düşüyorsunuz. Rüyalarınızda, uykularınızda bile dünya işlerini görüyorsunuz. Sevdiğinizle, kızdığınızla uğraşıyorsunuz. Şu din ne olacak? Şu çoluk çocuk ne olacak? Bizden sonra gelen nesil Yahudi mi olacak? Hristiyan mı olacak? Şu Allah'ın dininin dışındaki uydurmalarla mı efendim sapıtacağız, şaşıracağız? Dünyada da idaatten ayrılacağız, ahirette de cennet yolunu kaybedeceğiz. Hiç dert etmiyorsunuz değil mi? Allah'ım derdimizi dinimiz eylesin. Allah'ım derdimize acil derman halk eylesin. Büyük dert var içimizde ama derman Rabbimizde. Ama yine de bu derdimizde de samimi olsak o hemen derman yaratacak ama işte. Ah! Dünya derdi içinde oluyor, dışına da o vuruyor. Ağzından o çıkıyor, elin ayağın ona çalışıyor. Ahiret derdi içinde olan adamın da ağzından, elinden, ayağından hep bu yola karşı bir hırs, tamah ve çalışmak gelir arkadaşlar. Laflan olmaz. Şimdi Yasin-i Şerif hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadis-i şeriflerini ve rivayetleri zikredelim. Ne büyük bir sure olduğunu anlayalım, dinleyelim. Ondan sonra onun manasını öğrenmeye heves ederiz inşallah. Sıralı devam ederiz ve tamam ederiz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İkra'u alâ mevtâkum Yasin. Hadis-i şerif. Ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun. Burada iki mana vardır. Bir, ölüm döşeğine düşmüş, son nefesine gelmiş, can çekişen adamın yanında Yasin-i Şerif okuyun. Niçin? Çünkü Yasin-i Şerif ahireti çok iyi anlatıyor, cenneti, cehennemi çok iyi tanıtıyor, öldükten sonra dirilmeyi insanın gözüne getiriyor, canlandırıyor. Ölüm döşeğinde olan adama bunu okursanız, o da duyarsa imanı daha da kuvvetlenir. İmanla ahirete gitmesine vesile olur, kelime-i şehadet nasip olmasına vesile olur, son nefeste iman selametine vesile olur inşallah diye ölecek olan kişilere, hin ihtizarında olanlara Yasin-i Şerif okuyun. Allah'ımız bizlere de o Yasin-i Şerif'le gitmeyi nasip eylesin. Allah'ım kötü yerlerde, kötü hallerde gitmekten muhafaza eylesin. Kurban olduğum Allah'ımızdan en büyük niyazımız son nefeslerimizde İman-ı kamil, husn-u gâtime ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelimesiyle çene kapamayı nasib-i müyesser eyle ya. Arkadaşlar, temûcûne kemâ te'îşûn, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Su testisi su yolunda kırılır. Çünkü gide gele gide gele kırılması da o yola rastlar. Cami adamı, beş vakit namaza devam eden musalli, namaz kılan kişiler bu yolda can verirler. Cami yolunda can verirler. Camide can verirler. Ezanda, abdestli, namazda, secdede, tesbih ellerinde, zikir dillerinde,
Allah gönüllerinde Celle Celaluhu. Öyle cevap verin. Rabbim hepimize o hali ihsan eylesin. Amin. En büyük duamız ha, bundan büyük isteğimiz yok. Çünkü o son nefesi kurtaramadık, bu dünyada yaptığımız bütün ameller boşa gitti. He? اِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلْخَاتِمَةِ İtibar son nefesedir. Oraya bakılır. Ölünceye kadar cennet ameli yaparsın, ölmene, cennete girmene bir karış kalır hadis-i şerifin beyanına göre. Yani iman üzere ölseydin cennete gidecekken ölümüne az bir zaman kala, Allah muhafaza etsin, kalbin döner, kalbin kayar. Bu kadar zaman namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim ama bunlar da palavra mıydı, uydurma mıydı, ölmek, dirilmek, benim aklım bu işe ermedi dersin, imandan çıkar gidersin. Son nefesinde gelmiş olur, yaklaşmış olur, bütün amellerin mahvolur, haptolur, imansız olarak Allah'ın huzuruna çıkmak vardır, tehlike vardır. Bak bir müezzin, senelerce müezzinlik yapmış adam son nefesinde dedi ki, getirin bana Kur'an dedi. Yahu dediler, görüyor musun, bu müezzin adam ömür boyu Kur'an'a hizmet etti, son nefesinde de Kur'an istiyor. Bir de Kur'an getirirler demez mi ki ben buna küfrettim? Ölürken ya! Ayıldı böyle söylüyor adam. Komadan ayıldı böyle söylüyor. Meğer neydi suçu? Minareden karı kız kollarmış. E karıya kıza bakmak haram, yasak. Hele bir de bunu minarede, yani Allah'ın yoluna davet edilen bir yerden sen bunu yaparsan neye benziyor? Zina her yerde haram ama camide zina etmek gibi oluyor bu iş. Zina her yerde haram ama Kabe'de zina eden taş oluyor, hesabına dönüyor bu iş. 13'ündür ki cezada kat kat oluyor. Allah muhafaza, son nefeste iman tehlikeye gidiyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölür. Adam ölürken odunun çekici 5 lira, odunun çekici 5 kuruş, odunun çekici 5 kuruş. Yahu kelime-i şehadet oku, kelime-i tevhid oku, telkin yapıyorlar. O hala teyip takılmış gibi, bant takılmış gibi, ha, odunun çekici 5 kuruş deyip öyle gitti ahirete. Ömrü boyu onu sayıkladı çünkü. Hiç zikretmedi, Allah demedi, son nefeste öyle gitti. Diline neyi alıştırırsan onu söylersin. Sen diline için la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bunu niye alıştırmadın? Günde her gün yüzlerce binlerce defa niye bunu okumadın? Nakşi tarikatımızda en az 5000 kere. Bizim Nakşi tarikatımızda günde en az 5000 kere söylenecek. En az. E ne kadar sürer? Bir saat bir çeyrek tutuyor, 5000 tanesi. Siz bir saat bir çeyrek değil, 2 saat, 3 saat, 5 saat ne yollara harcamıyorsunuz da Allah'ın ismini okumaya mı bir saate acıyorsunuz? He? Ondan sonra da diyorsunuz ki ben tarikata giremem hoca efendinin için, sizin tarikat çok zor. Niye bizim tarikat çok zor? La ilahe illallah 5000 kere demek çok mu zor? Ne? 5000 kere. Kim diyecek onu ya? Ya kim diyecek onu, değil mi? Televizyon kim seyredecek? Gazete, dergi, roman kim okuyacak? Karı kız kim seyredecek? Kahvede kim oturacak? Dırdır gırgır kim edecek? O zaman tabii işler kasada gidecek, değil mi? Nefsinin işine gelmeyecek. Ruhun bayram edecek ama senin ruhun mağlup. Ruhunun midesinde safra var, tatlıyı acı zannediyor. Ondan sonra da diyor ki efendim bu baklavaya niye şeker koymadınız? Benden mi acıdınız? E lezzet yok ağzında. Ağzın safralıdır. Baklavada tat yok, niye diyorsun ki? Lezzeti ağzında ara eydede, sanma lezzet ekloluğundan halvede. İhtiyar adam ağzında tat kalmamış, kadayıf yiyor. Ondan sonra da diyor ki ha buna da hiç şeker koymadınız, ne cimri adamsınız. Halbuki bal akıyor, ben yesem şekerim 500'e çıkacak. Niye öyle diyor o? Ağzında tat yok, helvaya kabahat buluyor. Senin ruhun tat alamıyorsa kalkıp diyorsun ki müzik ruhun gıdasıdır. Halbuki müzik ruhun belasıdır. Sen ruhu tanıyor musun? Ruh nedir biliyor musun? Ruh doktorlarına gidip de ruhu sorma. Ruh doktorlarının hiç haberi yok ruhtan. Ruh manevi alemi emirdendir. Allah'ımızın ol emriyle olmuştur. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Nasıl girer, nasıl çıkar insanın haberi olmaz. 2 defa alıyor onu Mevla bizden. Birine uyku diyoruz, birine ölüm diyoruz. Uykuda ruh çıkıyor, can kalıyor. Tabii hayat, bitkisel hayat kalıyor. Ölümde ruh da gidiyor, can da gidiyor, adam kas katı kesiliyor, buz oluyor. Kalp duruyor, nabız duruyor, damarlar çalışmıyor, buz kesiyor. Ama uykuda kalp çalışıyor, damarlar atıyor, işte nabız çalışıyor. Çünkü can var,
Ama ruh yok. Ruh olsaydı işitirdin, görürdün, konuşurdun, dinlerdin, duyardın, elin iş görür, ayağın yürürdü. Ruh olsaydı. Ruh yok ki, bunlar olmuyor. Uyandın mı, ruh geldi mi, uyandın mı, hepsi geliyor. Hey, ruhundan haberi yok, nefsinden haberi yok, şeytandan haberi yok. Adam her taraf dümdüz. Allah'ım Celle Celaluhu ruhlarımızı uyanık eylesin. Kalplerimizi diri eylesin. Kalplerimizin gözünü kulağını açsın Allah'ım. Nefislerimizi kör eylesin. Nefislerimizi hayırla ıslah eylesin. Terbiye eylesin. Tezkiye eylesin. Tertemiz eylesin. Kalplerimizi tasfiye eylesin. Arındırsın. Masivadan halas eylesin. Kendinden gayri dertlerden kurtarsın Allah'ım. Amin. Resulullah öyle dua eder sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ati nefsi tekvaha ve zekkiha ente gayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Ey Allah'ım, benim nefsime takva duygusu ver, senden korku ve sana karşı saygı ver. Sen benim nefsimi kötü huylarından temizle. Sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen onun sahibisin, Mevlasısın. Senden başka kimse beceremez bu işi ya Rabbi. Öyle bir nefis verdi bize ki hep kötülük ister. Farkındasınız değil mi? Farkındaysanız ne mutlu size. Kimisi farkında da değil. Çünkü kötülüğün ne olduğunu bilmiyor ki. Adamın canı içki içmek istiyor, kumar oynamak istiyor, zina etmek istiyor, çıplak karı seyretmek istiyor, faiz yemek istiyor, yalan demek istiyor. Adam diyor ki günahtır, yapma, etme, gitme. Bazı fren tutuyor, bazı patlatıyor freni tabii, ara sıra da kul kusursuz olmaz, şaşıyor şaşırıyor. O yine pişman oluyor yaptığına, Allah'a tövbe istiğfar ediyor, affına çare buluyor. Ama öbürü ne günahı be diyor, günahı göster diyor. Bu şimdi hiç nefsinin kötü huylarından temizlenmek ister mi? Kötüyü bilmiyor, iyi bilmiyor bu. Ne dua edeceğini bilmiyor. Allah'tan ne isteyeceğinden haberi yok. Yine Allah'ımıza hamdolsun ki nefsimize iyi kötüyü öğretti de bu şeriatı gönderdi de halal-ı haramı bize duyurdu. Hocalarımız, şeyhlerimiz vasıtasıyla doğru yolu bize beyan etti de hiç olmazsa bir kötülük yapsa bile insan pişman oluyor, Allah'a sığınıyor, kötüyü iyi seçebiliyor. Ya bunu seçemezsen hepten beladasın. Harama da helal dersin, kafir olur gidersin. Çünkü kötüye iyi dersin, iyiye kötü dersin. Şaşıbeş olursun, tersine görürsün. Allah'ım nefsimize iyiliğini, kötülüğünü ilham etti, bildirdi. Neyle? Kur'an vasıtasıyla, Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Ulema evliya vasıtasıyla artık hak batıldan ayrıldı, iyi kötü seçildi. Rabbim nefsimizi de böyle bir iyi ve kötüyü seçime, ayırıma geldiği sırada şehvete, kötü isteğine mağlup eylemeyip ruhumuzu, aklımızı, maneviyatımızı kullanarak hakkı tercih edenlerden, hidayete erenlerden eylesin. Amin. Adam karısıyla televizyon seyrediyor. O arada bir film seyredilirken kadının kalbi mi sıkıştı, ne oldu? Efendi dedi, ben öleceğim dedi, bir acayip olun. Hemen adam kalktı doğru, televizyonu kapattı. Niçin kapatıyor acaba televizyonu ya, çalsın. Size öyle bir şey olsa, hemen aniden birisi fenalaşsa, ölecek gibi olsa, orada şarkı, türkü, film kapatır mısınız? Peki niçin kapatıyorsunuz? Bir yandan çalsın, bir yandan ölsün burada. He? Olur mu hoca ya? Sen de ne biçim konuşuyorsun? Adam imandan, Kur'an'dan gitsin. O zaman imandan, Kur'an'dan yaşasın. İmandan, Kur'an'dan gitmek isteyen imandan, Kur'an'dan yaşasın. Doğru mu söylüyorum, eğri mi söylüyorum? Allah aşkına söyleyin ya. Ondan sonra da arkamdan konuşursunuz. Bu hoca da amma gericidir. Sizi de bilirim ha. Ben gerici, yobazlık, eğer İslamiyet'i yaşamak gericilik, yobazlıksa o cehennemden geri kalmak manasındadır ki ben onu kabul ederim. Ama bu dinsiz imansızları seyretmek ilericilikse, cehenneme ilerlemekse ben onu kabul etmem. Ne yapayım cehenneme ilerlemeyi ben? Medeniyettir diye size vahşeti öğretiyorlar. Fen tekniktir derken sizi cehennemin dibine yolluyorlar. Bak haberiniz yok, uyuşturdular sizi. Uyuştura uyuştura yediler sizi, bitirdiler, haberiniz yok. Bu zina sahneleri evlerde gösterile gösterile ne oldu millet?
Devamlı fuhuş göstermiyor mu bunlar? 7 kanaldan, 10 kanaldan. Bir kutu varmış, onu takarsan 200 kanal gösteriyor. Allah Allah. Bunlarla sen nereye gidersin ya? Arkadaşlar Gerede'ye gittiler geçen gün işte. Köyleri geziyorlar. Bir köye gittik dediler, aman hocalar iyi ki yetiştiniz. Ha burada bir adam var, geliniyle zina ediyor. Oğlu da kaçtı evde. Tabi kardeşim, devamlı bu televizyon anasıyla düşeni kalkanı gösterir, kardeşiyle düşeni kalkanı gösterir, kadın kadına fuhuşu gösterir, erkek erkeğe pisliğini gösterir. Göstermediği bir pislik kalmadı. Her şeyi millete öğretti, çoluk çocuğa öğretti. Adam kalktı geliniyle zina ediyor. Her gün bunu yüzlerce böyle haber var. Anasıyla zina eden, efendim kardeşinin karısıyla zina eden. Acayip acayip işler ya. Bu ümmet niye bu hale geldi? Bu gavurları seyrede seyrede bu hale geldi. Nereden gelecek diye? Bu millete Kur'an sünnet mi öğrettin de bu hale gelmez? Ne görürse onu yapar ya insan. Neyi seyrederse ona meyleder insan. Nasıl yaşarsan öyle ölür. O vaziyette de imansız Allah muhafaza gider insan. Hasta oldu mu, ölüm geldi mi hemen kapatıyor düğmeyi. Çalgıyı türküyü kapatıyor. İyileşti mi hemen aç filmi. Mübarek şimdi iyileştin ama demin de iyiydin, birden fenalaştın. Şimdi de birden fenalaşabilirsin. Niye korkmuyorsun ki? Nereden garanti aldın? Ölüm ansızın gelecek. Ezra Aleyhisselam kırtlağına birden dalacak. Nereden kurtaracaksın ki? Ecelin gelmedi diye, iyileştin diye kazık mı çaktın dünyaya? Her an gidebilirsin. Niye korkmuyorsun sen Allah'tan? Adam kalktı neyse televizyonu kapadı efendim. Ondan sonra başladı bir Yasin okumaya. Beşiktaş'ta oldu bu iş. Birkaç seneler evvel. Yasin okurken kadın biraz açıldı, bir ferahledi neyse. Oh dedi, bir nefes aldım dedi, iyileştim. Neydi, aniden bir kriz gibi gelmişti bana falan. Adam da oturdu karşıya falan. Ya şu film nerede kalmıştı ya, bir aç hele falan. Yine sen efendim filmi açtılar. Beraberce seyrederlerken kadın ahirete gitti. Film bitti. Adam hanımına bakıyor. Bak nasıldı falan. İyiydi, şuydu. Aa, ses yok cevap. Bir de gider başına. Buz kesti. Yani insan öyle bir ölüyor ki, ölüyorum da diyemiyor ki. Aniden ölüyor. İki dakika sabredeydin de o Yasin'le gideydin daha iyi değil miydi? İki dakika duramadın da filmle can verdin. Ben şimdi size doğruyu söylediğim zaman niye benim düşmanım oluyorsunuz bana dua edeceğiniz yerde? Allah bu kocaya hayır versin ya. Bu adam bize doğruyu söylemeseydi biz freni patlamış araba gibi cehennemin dibinde boyla alsaydık soluğu daha mı iyi olacaktı? İyi ki bu bizim keyfimizi kaçırdı, moralimizi bozdu da bu eğlencelerden bizi soğuttu da bizi ahirete heveslendirdi de biz de cennetlik olduk diyeceksiniz yarın ahirette. Arayacaksınız beni, belki bana bir iyiliğiniz olur diye, ben de seviniyorum tabii, keşke bulsanız beni orada. Bir şefaat ederdiniz bana. Derdiniz ki bu bize bir hayır anlatmıştı ya Rabbi, bunu da kurtar, bu da günahkar, bu adamı sen kurtar diye belki. Benim de ümidim oradan. Yoksa neyle kurtulacak? Birbirine şefaat edeceğiz. Arkadaşlar, hiç doğruya darılmayın. Kibretmeyin. Hak söylendiği vakit kabul edin. Hakkı kabul etmemek en büyük kibirdir. En büyük zulümdür. Yapmayın bunu. Yapmazsınız ama belli de olmazsınız ha. Daha kılı kırk yarmak lazım. Bu iş çok ince bir iştir. Bu ebedi ahiret meselesidir bu. Sonsuz hayatı kaybetme meselesidir. Buna çok titiz duralım. Bu iki günlük dünya için bu değişilmez. Bu satılmaz bu cennet. Bu cehennem alınmaz. Bu ateş parayla alınmaz. Bu cennet bedava kaçırılmaz. Bu enayilik yapılmaz ya. Yarın ahirette pişman olacak. Kafayı vuracak. Kaya arayacağız, bulamayacağız. Ölüm arayacağız, bulamayacağız ya. Niye cennette ebedi nimetlenmek varken cehennemde ölmek isteyesin de ölemeyesin, ebedi yanasın ya? Niye? Allah hazır dünyaya gönderdi, Kur'an da indirdi, peygamber de gönderdi, hocaları da ayağımıza kadar gönderdi, bu hakikatleri de bize duyuruyor. Artık enayiliğin manası yoktur. Cehenneme giden artık kendi isteğiyle gitmiş olur. Allah'a bir şey diyemez, özür dileyemez yani. Bir şey gizli kalmadı ya. Ölecek olanlarınıza Yasin okuyun. Bunun içindir ki bir insan baktınız ki komadadır, can çekişmektedir, hemen bir Yasin-i Şerif bilen açsın,
Yasin-i Şerif okusun. İnşallah Rabbim cümlemize son nefeslerimizde okuyanları gönderir inşallah. Bizi de imanla ahirete gönderir inşallah. Çok da baktın can veremiyor, sekerat-ı mevt, ölüm sarhoşlukları kapladı onu böyle zor haldedir. O zaman Kaf suresini okuyun. 2,5 sayfedir. Kaf vel Kur'anil Mecid diye başlıyor. 2,5-3 sayfaya yakındır. Onu okursunuz, bir kere okursunuz, 2-3 kere de Allah'ın izniyle kolay can verir. Ben bunu denemişim birkaç kere, böyle zorlanan hastaların yanındaydım. 2-3. okumanın yarısında ruhunu teslim ediyor. Yani rahatlıyor adam. Yoksa can veremiyor, öyle zorlananlar var. Hangi sureyi? Kaf vel Kur'anil Mecid. Bu sureyi celledim. Öldükten sonra da Yasin-i Şerif okunur. Mesela kabri şeriflere gidiyoruz. Cumalerde, bayramlarda vesaire ziyaretlerde ne okuyoruz? Yasin-i Şerif okuyoruz. Sevabını ruhlara bağışlıyoruz, hediye ediyoruz. Ama Kur'an-ı Azimüşşan ölülere indirilmedi. Sevap ölülere gider ama Kur'an'la amel edecek, tesirlenecek, dünya ve ahiret saadetine erecek dirilerdir. Onun için biz okuyup sevabını, hediyesini ruhlara, ölülerin ruhlarına bağışlayalım ama Yasin-i Şerif'i de kendimiz sağlığımızda devamlı okuyalım. Okumakla da kalmayalım. Çünkü o cenazeyi okumak gibi olur. Manalarını anlayalım, şeriatını anlayalım, hükümlerini anlayalım. Allah'ımızın bu sure-i celilede bizden ne istediğini, bize ne emrettiğini, neyi yasak ettiğini, ne vaazlar verdiğini düşünelim ve millete de anlatalım. O zaman Yasin-i Şerif'ten istifade etmiş oluruz. Yoksa sağlığında Yasin'i okumayan, dinlemeyen, anlamayan adama öldükten sonra Yasin okusan ne olur? Ölmeden yetişsen, yetiştirsen ne olur? Çünkü o bu yolda değildi. Anlatabildik mi? Onun için başladık Yasin-i Şerif'in manasını vereceğiz inşallah. Belki senelerce sürecek bu, 2 dakikada bitmez. Bunu anlatacağız. Hep bunu not edeceksiniz, kafanıza yerleştireceksiniz. İnşallah ellere de yazacağız, kitaplarda basacağız bundan. Vereceğiz, dağıtacağız size inşallah. Her tarafa yayılacak, Yasin tefsiri olacak bu inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: İnne li külli şeyin kalben ve kalbul Kur'ani Yasin. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi de Yasin-i Şerif'tir. Allah Allah. Bir insanın kalbi ne demektir? O çalıştı mı insan yaşıyor, o durdu mu insan ölüyor. Kalp bu kadar mühimdir. Hazreti Kur'an'ın kalbi, özü, özeti Yasin-i Şerif'tedir. Yasin-i Şerif'i bilen Kur'an'ın kalbini yakalamış olur. Yani Kur'an'ı kalbinden yakalamış olur. Kur'an'ın özüne vakıf olmuş olur. Onun için çok önemlidir. Yani bütün Kur'an bundadır. Bundan dolayıdır ki buna önem vereceğiz, dikkatli dinleyeceğiz, kaçırmadan takip edeceğiz. Her tarafa bunu duyuracağız inşallahurrahman. Çok manalar var. Tabi Yasin-i Şerif'in Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalbi olmasında en mühim mesele de nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve bütün kütüb-i semaviyenin, gökten inen kitapların gayeleri, maksatları millete Allah'ı, ahireti tanıtmak, haşrı neşri duyurmak, mahşere çıkılacağını duyurmaktır. Yasin-i Şerif'te de mahşere çıkılması ve mahşerde olacak haller, İnşallah önümüzdeki sohbetlerde zaten manalarını vereceğiz, dinleyeceksiniz. Son derece mübalağayla anlatılmıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın özü ve kalbi olmuştur. İnsan 3 tane kalbi cem ederse duası reddolmaz. 3 tane kalp hangisidir? Gecenin kalbi, insanın kalbi, Kur'an'ın kalbi. Nasıl oluyor o? Gecenin kalbi teheccüd namazı. Yani imsaktan evvel, imsak yazıyor ya takvimlerde, imsaktan yarım saat, 1 saat evvel kalkıp abdest alıp teheccüd namazı. O vakit gecenin kalbidir.
seher vardı. İnsanın kalbi bildiğimiz kalp hazır olacak, yani sağda solda dolaşmayacak, Allah'ın huzuruna gelecek, Rabbisini düşünecek. Bir de Kur'an'ın kalbi, Yasin-i Şerif. Bir insan gece teheccüde kalkar, güzel bir abdest alır, teheccüd namazında da Yasin'i ezbere okursa, kalbi de orada hazır bulunursa, yani namazda olursa, Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olursa, başka şeyler düşünmeden, o adamın bir dediğini Allah iki etmez. Ama biraz zor iş. Neden? Hadi abdest alırsın, teheccüde de kalkarsın, Yasin'i de ezbere bilirsin, okursun ama o insanın kalbi var ya, o çok zor bir şey ya. He? Gecenin kalbini, Kur'an'ın kalbini bulursun da, bu insanın kalbi fırıldak gibi bir şey yani. Nereye gider belli değil. Namaza duruyorsun, baktın Van'a gitmiş. Kars'tan geliyor. Ulan ne işin var oralarda? Nereye geziyorsun? Neyi düşündüğünün farkında değil. İki rekat namazda bir cilt kitap yazılır, gidip nerelere gitti, neler düşündü. Bir çıktan da selam verdikten sonra bir kendine geliyor. Ne, kıldık ama kaç rekat kıldık ya? Sanki 2000 rekat namaz kıldı da rekatı şaşırttı. O kıldığın topu topu 2 rekat bunu da şaşırttı be. Nefsi emmare, şeytan sana girdi çıktı, bunu da şaşırttı. Vesvese, vesvese, vesvese. Şunu hatırla, bunu hatırla, adam 40 sene aklına gelmeyen işi namazda getirir. Ne işe kaldık? Ya Rabbi, sen bize bu nefsi şeytana karşı yardım eyle ya Rabbi. Bu kalbimizi huzuruna kabul et ya Rabbi. Senin kalp döndüğü için ona kalp dendi. İstediği tarafa, sen onu döndürürsün istediğin tarafa ya Rabbi. Kalplerimizi dinine döndür ya Rabbi. Taatına çevir ya Rabbi. Senden gayri düşüncelerle uğraştırma onu ya Rabbi. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi de Yasin-i Şerif'tir. Şimdi dinleyin. Men qara'aha yuridu biha vechallah gafarallahu leh. Bir insan Allah rızası için, sırf Allah'ımın cemalini, rızasını kazanayım niyetiyle Yasin-i Şerif'i okursa onu Allah-u Teala anadan doğmuş gibi tertemiz eder. Affeder. Mağfiret eder. Günahlarını siler. Ve u'tiye minel ecri keennemâ qara'el Kur'âne sinteyni ve işrine merreten. Bir kere Yasin-i Şerif okuyana Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamını 22 kere okumuş sevabı verir. 22 kere. Hatim sevabı. Şöyle talimle, tecvidle, harflerini yerinden çıkararak, çekilecek yerlerine riayet ederek, bir de kalbi huzurla okudun mu bu sevabı alırsın. Herkes alamaz bunu. Ne oluyor? Kim kabul ediyor? Nasıl okuyacaksın? Estağfirullah. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. En az, en hızlı bu. Ya bir elif çekilecek. Sin, üç elif çekilecek. Vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Bunlar şimdi mezarlıklarda hafızlar, hatırlar aşağı. Gelen giden bunlara al bir zarf, ver bir zarf. Ver ona birkaç kuruş, oku benim ölüme Yasin. Arkadaşlar vur vur vur. Ne o çekecek yere riayet eder, ne durulacak yeri bilir, ne mana düşünür, o düşünür zarfa kaç lira koydu acaba? O da onu takmış kafaya şimdi, ayıp olmasın diye de baştan açıp bakamaz onu tabii şimdi. Fakat değer mi değmez mi acaba, yağlı mı değil mi bu adam? Zarfa göre sala okuyor. Zarf kalın oldu mu iki saat çekiyor asılıyor. Mevlidi falan. Zarf ucuz oldu mu hiç. Paraya dökmüşler işi. Kur'an'ı paraya alet etmişler. Dini parayla satmışlar. Hayır gelmez bunlardan. Hayır gelmez. Onun için bu milleti İslam'dan soğutmuşlar. Millet ve din deyince bunları zannediyor. Bu hokkabazlardan ibaret zannediyor. Millet hakiki hoca görmemişler. Hakiki hafız görmemişler. Ehli sünnet alimleri, velileri görseydiler bu milletin çoğu yola gelirdiler. Böyle hokkabazların eline kalan milletten ne hayır. Kur'an parayla satılır. Dünyaları verse alınır. Allah rızası için okuyacak. Ama Allah da senin işini görür. Elbet bir maaşın var, elbet bir gelirin var. Aç açık kalırsan elbet bir Müslümanlar sana bir maaş bağlar verir. Sen Kur'an'ı parayla satma. Allah kerim.
Madem imamlık yapacaksın, millete müezzinlik yapacaksın, o millet de senin maaşını tayin eder, verir. Evvelce köylerde böyleydi, şimdi zaten devlet veriyor maaş. Evvelakin yetmiyorsa bile yine senin işini millet düşünür, verir. Sen niye efendim pazarlıkla şu kadara okurum, bu kadara bir hatim yaparım, bilmem ne ederim. Yok taze Yasin var, hazır satılık. Tazesi olur mu bunun, bayatı olur mu? Taze Yasin diyor, bu kabristanda satıyor ya. Ya bu millette uydurmalara merak, hurafelere merak. Gördü mü bir şey, duydu mu bir şey, hemen tamam. Parayla alır satar. Desen ona bakkaldan abdest alınır diye gidecek, Uşencin'den oradan abdest alacak. O kadar cahil bir millet yani, bakkaldan abdest alacak. Ne bileyim? Evleniyor adam, hoca efendi kardeşimiz gitti dedi ki, damada dedi bir kelime-i şehadet getir dedi. Dedi ki bu ev benim evim değil, nereden getireyim dedi. Geline söylediler dedi ki, o da anasına soruyor, hoca kelime-i şehadet istiyor dedi, var mı bizde diyor ya. Ot gibi millet yetişmiş, kelime-i şehadet getir deyince nereden ne getireceğini bilmeyen bir millet yetişmiş. Bu milletten ne hayır. Bunun. İşte anası atası öldü mü bir Yasin bir Mevlüt okutturur, onu cennete yollar. Nasıl olsa postalar, hocalar postalıyor. Aa, bir dualar öğrenmişler ki adam da din yok, abdest yok, namaz yok. Bu da arkadan parayı almış, asılmış duaya. Ah ya Rabbi işte ruhunu cenneti alada ferahnâke eyleme. Kolaydı cennete adam yollama. Kendin girdin de herifi yolluyorsun. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Sen girdin de onu da sok. Ölen adam kimdi, neydi bilmeden dua edilir mi ya? Mürtet miydi, zındık mıydı, abdestli miydi, namazlı mıydı? Sen onu boş ver ya, zahtan haber ver. Koy cebine en büyük gavura, cennete yolla. Öyle yapmıyor mu bunlar? He? Yapmıyor mu? Okuyorlar Yasinleri, Hatimleri, Kur'anları, ondan sonra en büyük gavurların ruhuna bağışlıyorlar ya. Nasıl oluyor bu ya? Bunların bir tanesi böyle bağışladı, etti, gitti. O gavurlardan, o geberenlerden biri bunun rüyasına girdi. Ne dedi biliyor musun ona? Sakın bana Kur'an okumayın dedi, hediye mediye etmeyin dedi. Siz Kur'an gönderdikçe ruhuma azabımı arttırıyorlar. Doğru mu? Çünkü Allah-u Teala Hazretlerine buyuruyor. Estağfirullah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Biz Kur'an ayetlerinden kalplere, gönüllere, dertlere şifa indiriyoruz. İnananlara rahmet indiriyoruz. Ama o inananlara şifa ve rahmet olan Kur'an ayetleri zalim kafirlerin zararını artırıyor, hastalığını artırıyor, azabını artırıyor. E tabi. Ben Kur'an ayetini duydum mu imanım arttığı gibi bir gavur duyduğu zamanda da küfrü artıyor. Benim ruhuma Kur'an geldi mi rahmet arttığı gibi onun ruhuna Kur'an gitti mi azabı artıyor. Onun için her gece Yasin okunur mu? Her gece dua yapılır mı? Her musallaya gelenin cenazesi kılınır mı? İyi biliriz denilir mi? Ehli sünnet inancında mıydı? Allah'ın dinine, kanun ve nizamlarına bağlı mıydı? Bunu hesap edeceksin, kitap edeceksin. Ölçeceksin, biçeceksin, öyle konuşacaksın. Sonra Allah senin de belanı verir. Niye sen benim düşmanıma efendim dua ediyorsun? Niye sen zalime, kafire rahmet okuyorsun? Var mı fetvadan haberin sen? Biliyor musun fetva sen? Allah kafirlere yasak etmiştir rahmetini, cennetini. Lanet etmiştir onlara. Sen Allah'ın lanet ettiklerine rahmet mi diliyorsun? Allah'ın lanet ettim dediğine ya Rabbi buna rahmet et mi diyorsun? Yoksa başka bir ilah mı buldun, onu mu rahmet etsin diye istiyorsun sen? Ne istiyorsun sen? İstediğini bilmiyorum ki senin. Estağfirullah. İnne Allah le'anel kafirine ve adde lehum sa'ira.
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. Şüphesiz Allah-u Teala Hazretleri kafirlere lanet etmiştir. Onları rahmetinden kovmuştur. Cennetinden uzaklaşmıştır. Onlara kızdırılmış ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hiç çıkmayacaklardır. Hiçbir dost, yardımcı bulamayacaklardır. Allah. Onların yüzleri cehennem ateşi içerisinde kazanda kaynayan kelle gibi sağa sola dönecektir. Allah Allah. Bir yandan kelleleri sağa sola dönerken akılları da başlarındadır. Hani adam der ki başıma gelen pişmiş koyunun başına gelmedi. Pişmiş koyunun başına ne geldi ki? Koyunun canı çıktı, ölmüş koyunun kafası tencerede kaynıyor. Ama bunun kafası canlı canlı kaynıyor cehennemde, aklı da başında. Bak nereden anlıyorum aklı başında olduğunu? Çünkü konuşuyorlar. Evet. Konuşuyorlar da ne diyorlar? Diyorlar ki, ah keşke biz Allah'a itaat etseydik, peygamberi dinleseydik, biz onların düşmanlarına uyduk, şimdi belayı buldu. Allah Allah. Ve kalu, ne diyorlar? Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Ve kalu Rabbena inna ata'na saadetena. Okurken orayı atlamıştım. Hepsi tabii insan birden şey yapmıyor. Estağfirullah. فَقَالُوا dediler رَبَّنَا ey bizim Rabbimiz اِنَّا اَطَعْنَا سَعَدَتَنَا biz ağalarımıza uyduk ve كُبَرَاءَنَا kodamanlara uyduk kaşellenmiş gavurlara uyduk onlar da bizi senin yolundan çıkarttılar biz de onların peşinde cehennemi boyladık şimdi sen onlara kat kat azap ver sen onlara çok lanet et diyorlar Allah-u Teala buyuruyor ki benim herkese yetecek artacak kadar lanetim var nasıl ki bütün müminlere yetecek rahmetim var, bütün kafirlere yetecek de lanetim var. O sizi saptıranlara, o başı çeken gavurlara kat kat azap yapacağım gibi sizin de onları taklit etmenizin cezasını size soracağım. Niye kör körüne onlara uydunuz, enayi oldunuz? Peygamber mi bulamadınız, hoca mı bulamadınız, dostlarımı mı duyamadınız? Ne dinliyorlar? Bir ehli sünnet alim veli bulmuş dinliyorlarsa Allah mübarek etsin. Beni dinle, seni dinle meselesi değil bu. Allah'ı dinlesinler. Nerede dinliyorlar Allah'ı? Televizyonda mı Allah'ın haberlerini duyacaklar? Radyoda mı duyacaklar, gazetede mi okuyacaklar? Bu Yasin-i Şerif'in faziletleri acayip, acayip. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok haberler verdi Yasin-i Şerif hakkında. İnşallahurrahman. Daha bunu şimdi bitiremem. Bir sayfa kadar rivayet var, fazilet var. Yasin-i Şerif'in müjdeleri bir daha duyulacak şeyler değil. İşte dersimizin başında Yasin'e başlamadan hiç olmazsa faziletlerini bilirsek hevesleniriz, teşvik olur bize. İnsanlar müjdeleri duymak ister. Bu millet faziletini duymak ister. Teşvik ister bu millete, dürtmek ister. Yoksa kendi kendine iş yapmaz bu millet. Ne demiş şair? Menfaattir insanları getiren vecde, cennet vaat etmeseydi Allah kimse etmezdi secde. Şimdi milleti diyor aşka getiren, şevka getiren neymiş? Menfaat duygusu. Yani bu menfaat maddi olur, manevi olur. Bunu umumi konuşuyoruz. Şimdi kar,
Bir insan her işte ne arar? Kâr. Ama maddi kâr, ama manevi kâr. Ben size bunun faziletini anlatınca yaz demezsiniz, kış demezsiniz, gelirsiniz. Bak millet şaşırıyor, karkış oluyor, cemaat geliyor. Yazın en sıcağında cemaat geliyor. Allah'ın yoluna. Niçin? Çünkü biz bu cemaata senelerdir anlatmışız ki Allah'ın sohbetinde, cemiyetinde, zikir meclisinde, Kur'an ve sünnet okunan bir yerde toplaştığı zaman kullar oradan dağılmadan kumu mağfuran leküm, anadan doğmuş gibi affolarak kalkınız. Kat beddeldü seyyiatük ve hasenat. Bu Yasin-i Şerif'in faziletlerinin kalan kısmı yani önümüzdeki 15 sonraki sohbetimizde tam manasıyla işleyelim ve Kur'an'ın kalbini kavrayalım inşallah. Ondan sonra manalarına geçeceğiz ki Allah'ın bütün Kur'an'ı bize Yasin vasıtasıyla duyuracak inşallah. Allah razı olsun. Rabbim bu sohbetlerde buluştursun inşallah. Devamını nasip eylesin inşallah. Yasin-i Şerif sofrasında buluşalım inşallah. Lillahi'l-Fatiha.